Hocam 200 başladım da %100 yiyoruz oyunu. Hocam %100 yiyoruz, gelen gelsin. 200 başladım. Square Enix. Kız. Bu niye bu kadar seksi bir biçimde söyledi? Project Dragon Spear. Bu arada Jion burada değil mi? Chat yazdığını görmedim ama yani tam buradaymış, tam gördük. Abi dur, oyun öğretir, oyun öğretir bunları. Onları da söyleme be adam. Jiron, underbar, underbar, 100 atomis. Adam tuşuna yazmış ya. LBRB, SAKV, Zoratakura, Akkugen, Buyu, Kare, Sarudiri, Kare, Kombo, Suya, Parken, Ujin, Bazar, San, Ozer, Sarudiri, Shirade, Gishimi, LP. Bilmeyenler varsa Chit Waken Guard'ı... Nier evreniyle aynı şeyde geçiyor. Nier Automata, Nier Replicant'ta. Hatta onların öncesinde geçiyor. Diğer bu Drakengard'ın bir spin-off'u. Ama spin-off olarak tabii ki Drakengard'dan çok daha popüler oluyor. Seksi anda kızları sayesinde. Yani Drakengard'ı ilk defa oynuyorum ama eminim ki diğer oyunda da gibi. Oynarken bir bakan anlamanız imkansız. Ona çok eminim. Yine hikayede ne olduğunu öğrenmek için Google'a wiki sayfasına gireceğiz karakterlerin, öyle öğreneceğiz hikayeyi yani. O kadar belli ki. Mesela şu an intro. Ben bir şey anlamıyorum intro'dan. Niye mesela küçük kız sarışın vardı, sonunda kocaman bir tane uzaylı çıktı. Ne anlatmak istiyor bana? Yok anlarsın. Hadi bakalım. Pek zannetmiyorum ama. Çünkü 2015'lerde, 2020'lerde hikayeyi anlatamayan adam 2000'lerde hiç anlatamaz yani bence. Hiç Japon yani. Bunda da 5 tane son var. Bu 5 sondan bir tanesi Drakengard 2'yi anlatıyor galiba. Diğer son başka bir spin-off anlatıyor. Drakengard 2'nin bir sonu Nier Automata'ya geçiyor. Başka sonu başka şeye geçiyor. Öyle bir şey. Hikayesi basit. Jiron, underbar, underbar, 100 atomis B rank, BU oyunu uzun de hiteleşi vacitto sadeke niyere jesis kizmi nidagan aktaramiyo. Hadi bakalım. Yine klasik Japon fetişi olan ejderha ile intomuzu kapattık. Drakengard 2003 oyunu. Hadi bakalım. Birazcık daha bekletiyorum çünkü şey koyacağım ya. Intro ekranlarını videoya koyan biliyorsunuz. Drakengard 2 canon değil. Drakengard sadece en son niyede geçiyor. Ay be yedik. Drakengard 2 canon değil. Drakengard sadece en son niyede geçiyor. Bak adamlar ikinci oyun yapmış, sonra ikinci oyunu gerçek kabul etmiyor bile. Böyle bir oyun yok diye geziniyorlar sonra. Gerçi otomatik sebebi kapat ya. Hadi kapatmadan çıkarsın. Hocam. Ben bunu easy çekedim. Hiç şey yapmam, easy çekedim hocam. Ben canımı, kalbimi, beynimi seviyorum. Kaydetmeden bir saniye, kaydetmeden çıktıydı ayarları kaydetmeden. Tamam, kaydediyormuş.
Hadi bakalım başlıyoruz oyun arkadaşlar. New game.遠い昔、まだドラゴンが空を飛んでいた時代、地上では連合軍と帝国軍の二大勢力が世に調和をもたらす女神を巡って争いを続けていた。帝国軍は短期間に恐るべき強さを身につけ、連合軍が女神を匿っている城を襲撃する。 調和を崩し始めた世界の運命は今、たった一人の男に託されようとしていた。 Oğlum bu Star Wars'un hikayesi değil mi? Chapter 1. 152 seçilmiş kişiyiz. Aa çok fazla gidiyor, bitatmıyor dedi, yine bitatmış. Kokku merak eden olarsa benim level yoksun. Okey, başlıyor muyuz oyuna? Oho, kazandık, başladık mı bak? Ne? Bir saniye, normal mi? Kolayda başladım, kazanamıyor muyum? Doğru mu anladım? All achievements must be enabled normal mod diyor. Doğru mu anladım? Kolayda başladım gelmiyor mu? Hayır, bekleyin. Bekleyin oyunu tekrar... Ekle, kapat. Kapat. Abi... Oyunda ana menü geçiş yok mu? Ana menü... L3. Abi L3 bir şey çalışmıyor. Oğlum L3'e basıyorum bir şey olmuyor. V3'müş oğlum, L3 değil V3. Okey, hemen biz restart atıyoruz, oyunu normal modda başlatacağız. Hemen küçük restart. Hocam anne menüye döndürür müsünüz hızlı bir şekilde? Şu normal modda alıyoruz. Tamam. New game. Yes. Hadi bakalım. Intro'yu geçebiliyoruz değil mi? Otomatik olarak. Tamam, güzel. Evet, Draken Guard'a döndük arkadaşlar. Eski %20 gibi. Okey. Evet, sadece şu an ekrana bakarak kamera kontrolü ne kadar kansı olduğunu anlayabilirsiniz zaten. Okey, V3 haritayı falan ayarlara bakıyoruz V3'e basarak. Okey. Hadi kamera kendi kendine dönsün, biz dokunmayalım. Başlayalım bakalım. Kare saldırma. Üçgen bir şey yapmıyor şu anlık. Çarpı zıplama. Yuvarlak.
O da bir şey yapmıyor. V1 doşlama tuşu. Oğlum bunun hepsi kayda, nasıl öldüreceğim lan? Öldürünce XP geliyor bize bunları. Okey. Üçgen büyü. Herhalde büyü daha açılmadı değil mi? Ben bastığımda bir el göremiyorum. Oğlum bunun hepsi kesene kadar 2,5 saat. Aha ne patladı lan orada. Çok güzel patladı. Aha. Onun olunca bir yatabildim. Hadeye basarken silah parlayınca üçgen basarsan. Hadeye basarken üçgen. Haa. Bu niye oyun anlatmıyor da sen neden öğreniyorum? Oyun yazsa olmaz mı? Okey. Şimdiden tamam aramaya başladı kale basa basa. Hadi üstüne enemi yazan düşmanla kesme, bundan uğraşmaya gerek yok. He ama bundan uğraşmazsam level atlayamam. XP düşük olmaz mı? Üstüne enemi yazan birisini göremiyorum şu an ama. Niye de bunu en azından şunu falan keselim. Okey. Burada enemi yazan kimse yok. Okey, V2 uzun basınca envanter var herhalde. Envanterde işimiz yok. Evet, atlama mantığı saçmalık boyunda. He saçmalık. İyisi alınınca hayvan gibi XP oluyorsun. Okey, hiç uğraşmayıp kaçıyor mu o zaman? Daha fazla parmağım yormadan. Hadi şunları da keseyim ya. Vallahi bak arkada kalmasın. Hadi şunları da keselim. Öl lan. Okey. Yine adamlar gelmeden ilerliyorum. Tamam, bundan uğraşmıyoruz. Daha fazla ilerleyemiyorum. Belki de bunları kesmem lazım. En azından sarı noktalı olanları. Olabilir mi? Lan dur. Ospu çekiyor, durun da. Yüz kişi var ya. Kutunun ismi neydi? Yani gacha tanımına pek uymaz bence bu oyun. Eker Slash de, yani Eker Slash daha mantıklı, evet. Bu soydu lan, doğru. Okey. Buradan belki de ilerleyeyim. Ha ilerliyorum lan, tamam okey. Şimdi ilerleniyor. Ha target yazar. Tamam, buna saldırıyorum direkt. Neyse ki ölme gibi bir durum yok. Ölmüyoruz. Ha şunu halledelim. Bu tamam. Oğlum kaç tane de target var burada, ananızı. Buna geçtim. Çok güzel XP damage verdik. Bunu da kestik. Başka. Burada adam yok. Buna geçiyordum. Ama da Heh.
Hani onunla combo yaptığında ya da kattığın sana maskeli bir pot atıyor, pot atma ya da can. Canı böyle taze dövmen yani, öyle mi? O da hallettik. Bakalım Tango Software'in kapanması hakkında ne düşünüyorsun? Ya önce Kimoydu Prey Redfall yapan stüdyoda kapanmış iyi oldu. Vallahi durum hakkında başka farklı bir görüş yok zaten. Herkesin tek bir görüşü var. Microsoft'un ne kadar rezil bir hamle yaptığı. Kimsenin anlam veremediği. Saçma sapan bir şey. Can barısı mana mı yeşil? Oğlum tam tersi değil miydi? Ben yeşili can zannediyordum nasıl bekle? Oğlum niye can yeşil mana sanır? Tam tersi olması gerekmiyor mu? Japona niye yine ters yapıyor her şey Allah'ım? Keşke Sony alsaydı. Sony bir şey almasaydı mümkünse. Sony sanki daha iyi amına koyayım. AKP'den gidip CHP'ye sarılan insanlar gibisiniz. Ha bak burada ötüyormuş. Bak silah aynen parladığında üçgene basacağız. Yani oyun bana öğretmeseydi oyunun başında ilk 10 dakikası sana karabasak oynayacaktım. Sanki Sony şirket kap... Oğlum Sony Japon stüdyoyu kapattı amına koyayım. Japon stüdyo Sony'nin tek özgün iş yapan oyunuydu zaten. Stüdyosuydu. İkolardan Shadow of Colossus'tan Last Guardian'a kadar. Ama sevgili Sony'miz merkezini Amerika'ya taşıdı, Kaliforniya'ya taşıdı. Ve Japon olmaktan vazgeçti. O günden beri Sony patlıyor zaten. Sony ne zaman batılı bir şeye dönüştü? O günden beri Sony rezil bir şirket haline geldi. PlayStation 5 çıkmış en kötü konsol. PlayStation Vita'dan bile daha kötü bence. Acaba neden? Oturup düşünelim. PlayStation 3 daha kötü mü? Lan PlayStation 3'te 3 yılda amma oyun çıktı. Senin haberin var mı lan kötü diyorsun PlayStation 3'e? Bir PlayStation 3'te kaç şey vardı da geri yorumluluk ilk çıktığında. 7.0'dan başlamış bir konsoldu. Her oyun 0'dan yapılıyordu. Ona rağmen 3 yılda ne oyunlar geldi PlayStation 3'e? Okey, target yazan neresi kaldı? Neyi keseceğim lan? Neden PlayStation 5 kötü? Abi yani bu makale konusu, bunun hakkında 2 saat konuşabiliriz ama en basit indirmek gerekirse ne PlayStation 4'ün üstüne koyduğu bir şey yok. Bugün halen bir oyun gördüğünde bu PlayStation 4 mi PlayStation 5 mi diye soruyorsun. Anlamıyorsun bir aradaki farkı. Ne düzgün oyun var, ne oyun yapılmış. Çıkan oyunlarda Spider-Man 2 gibi inanılmaz tecrübelik içeriyor. Her şey Battle Pass'ti, birçok oyun iptal edildi. Çıkmadı. Sabah akşam konuşabilirsin bunu. PlayStation Plus'a eski oyunlar getireceğiz dediler. Bir tane bile daha PlayStation 2 oyunu getirmediler. Hayvan gibi PlayStation 2 oyunu yapacağız demelerini vermen. Hala çalışan bir emulator yok. PlayStation 5'e geldik. Hala Sony emulator yapmıyor. Daha sayayım mı oğlum? Haritada sada gözüküyor. Haritada bir şey gözüküyor mu ki şu an? Annenin amı arkada adam mı bıraktım? Hayır. Hadi bela dönüyoruz. Evet bak Burhan yazdı gibi ben 2-3 sene önce yeni jenerasyon beklentilerim diye video yaptım arkadaşlar. Xbox'tan ve Sony'den beklentilerimi anlattığım video yaptım. Açın o videoyu bakın. O videodakilerin hiçbirini daha gerçekleştiğini söyleyemem. Ne Xbox ne Sony. İkisi de birbirinden beter. Okey sarı nokta burası. Gel buraya. Kaosa devi bitti iyi dedin kardeşim ya. Kaosa mı kaldı kardeşim? Jonay'ın tekiga sinyu.
Evet, chat'in yazdığı gibi bugün PlayStation 4'ün 11 sürümü kırıldı ki 20 Ekim'den önceki PlayStation, yani PlayStation 4'ünüzü güncellemediyseniz yaklaşık bir 5-6 aydır açmıyorsanız şu an PlayStation 4'ünüzü kırabilirsiniz yani bildiğin. Kırıp hem PlayStation 4 oyunu oynayabilirsiniz hem PlayStation 2 oyunlarını oynayabiliyorsunuz emülatörle. Öyle bir seçeneğiniz var yani. Bakın geldik kapıya. Of, bunlar ne lan? Dark Souls boss'u gibi. Gelin kapışak arkadaşlar, gelin. Hocam ben ikisi de karşıma alsam daha rahat olacak da sanki. Ay müziği ben durdum ya, üzgünüm. Onu Yakotalı'ya mail atabilirsin. Oyunu güncellesin. Yalnız tuş. Öl lan. Okey. Yaptık. Şimdi kaleye girebiliriz. O kadar seviyorsun falan ama üçünün içinde en iyisi Nintendo yine de. Abi 10 yıldır PlayStation 3 yani azıcık güçlü bir cihaz çıkaran Nintendo'nun en iyisi tam olarak. Anlamadım. Hala konsolunda 20 FPS oyun çıkartan, oyunları yarak direkt grafikte oynatan, emülatörü kapatan, hatta emülatörden yüzüğü fork etmiş, onlarca fan yapım projesine telif atan Nintendo'nun en iyisi. Bu kadar gerizekalı bir cümle görmedim. Teşekkürler Voxan yine. Güzel engin cümlen için. Yani bana her şey söylediğinde bu kanalda bana Nintendo övmeyin. Nintendo... Switch'te Animal Crossing bile kasıyor Nintendo'yu sikeyim. Abi her şey yapın bana Nintendo övmeyin bana. Buradan bahsedeceğim. Yani kılıç daha iyi değil mi? Ya inanılmaz güçlü. Balta mı kılıç mı? İnanılmaz güçlü. Balta mı? Baltaysa balta alacağım. Yoksa kılıç mı? Balta. Okey hadi bakalım. Bundan sonra full şey oynuyoruz. Balta oynuyoruz. Okey silah seçmedim mi? Seçtim. Hem silah kılıcı seçeceğim herhalde, öyle mi? Ha tamam, okey. O. Eyvah, Aras annemiz var. まだあるのか。何？他の道はない。契約だ。お主にそれほどの資格があるのか。資格などない。ただ俺は生きたいだけだ。憎むなら憎め。それでも俺は生きてやる。答えろ。契約か、死か。 Okey. Continue. Hocam ejderha öldürmüyor muyuz hocam?
Neymiş baltanın büyüsü? İyi vurmazsanız arkadaşlar baltanın büyüsüne bakacağım. Okey, buradan V2 ile silah değiştirebiliyoruz artık. Ejderha öldürürsen galiba Nier evreni olmaz. Ha. Bizim görev ne? Sarı işaret göremiyorum. Çok yavaşmış ya baltada. Lan bu ne avatar lan bu. Galiba önümüze gelen herkesi keseceğiz değil mi arkadaşlar? Boşa gitti skill alanınızı. Bak herkesi öldürelim. Belki level atlatırcık güzel demek veriyordu baltaya. Şu an yine istediğimi damage alamadım valla. Hayır, ben herkese tek atacak bir şeye bakıyorum. Bitti mi hocam? Okey. Haha yine spamlandılar. Yardım edin. Bu oyunda bir kişi her şeyi tek atma ilesi yapmıştır değil mi? Yayından sonra bakayım ben ona. Bir arkadaş için. Ayarlarımız. Okey. Her görevde bir zaman limiti de varmış. Kaç dakika var mesela bu görev için? 1 saat mi? Ebenin amı. Okey. Bitmedi mi? Ya. Başladı bizim mesai. Sonsuza kadar bunu spamlayacağım biliyorsunuz değil mi? Oğlum gitme artık. Oğlum sonsuza kadar stun dedi lan yırtık. Bakayım o kadar tüy oyun kanalıma hiçbir Süper Studios hakkında videoda bahsettiğini görmedim ama sen video yaptın yalnız sadece İstanbul Efsaneler Savaşı'nda diye bir oyun var. Süper Studios ne lan? Neyi video yaptım ben? Ziber ne? Vallahi ben demiyorum. Ne diyorsun? Hangi stüdyo? Başka kanalla karıştırmıyorsun değil mi abi? Hey, sabah yazacaktı herhalde. Aynen. Bacan videosudur. Okey, bitmedi mi herkes? Pardon, yanlış tuş. Arkadaki kişi gözüküyor halen. Bu Naga Benten mi? Agamon ya, abi Benten bir yazarken bilgi resmi işaretiyle alıyorsan senin bir ilkokul işten başlaman gerekiyor kardeşim. Sen bir yazım kurallarını bir tekrar bir bak bence. Çok kötü. Onu yakasaya düşük yaparsın bak, senin iyiliğin için diyorum. Okey.
Sen ne kadar hocam? Oğlum niye kaçıyor oğlum bu benden? Tamam ya düzgün dursana. Sana ilk kez oyun yaptı, rahatlık konusu. Olcan burası böyle ortam, burası sert bir ortam. Yazı yazmadan önce bir ortamı tanı, hikaye yazma. Geliyorsun, şu an ne oynadığımı geliyorsun hocam. Bu kanal için yazı yazılır mı? Yayında bunu oynayan bir adam ne kadar güzel bir hayata sahip olabilir? Adam bir daha ben oldu. Okey, görevi yaptık. Yani bir saat sürmedi, 5 dakika sürdü sadece arkadaşlar. Level 3. Canımız artmış. Mini free. Okey. Neyse lan o da. Bak sen o stalker'ı ne yapacaksın bir adam? Niye bu kadar çok arıyorsun? Ne vardı o yayında? Oğlum adamın yumurta çıktı lan içinden. Alternatif evrende Dan ve Drago. Okey, bir başarım daha kazandık, garip bir başarım. Ya oğlum öldürme seçeneği vermedi ki bana oyun, bunun nesi RPG lan? Allah, duruyor muyuz ona Ejderha'yı? Vay 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 vay. Onu satışacağım anlamadım. Hold down. Kareye sürekli uzun mu basacağım? Ay be yedik biz ya. Abi de kontroller ters. Anında aşağı çıkan bir kadar giriyor. Ne oluyor? Anısı var galiba. Oyundan önce hayatım değişti. Gerek bakış açım, gerek vize anlayışım. O lütfen bana bir oyunu bulun. Abi o... 30 kişinin izlediği... Soul yayını hayatına dokunmuş olamaz. Kabul etmiyorum bunu. Oy oyun... Hayata dokunacak bir şey yok o yayında kardeşim, ayıp. Yemin ederim 30 kişi izliyordu o yayını. Hatta chat'e kimse yazmıyor diye üzülüyordum. Ne insana beni sevmiyor diye. Bu galeride ölmem değil mi lan? ABD'de popüler olup Japonya'da başarısız oldu anlamıyor Japonlar kadar acayip millet. Hayır Bakugan Amerika'da da popüler olmadı ki. Yani
toparladıktan kasla bana birazcık da. Bir Digimon, Pokemon, Beyblade'in yanından bile geçmiyor Bakugan. Onun yanı yaklaşamıyor ama. Tabii ki çok güzel oyuncağı oyunu çıktı yani, o kadar da güzel. Bir nebze popülerlik vardı da. Bir zaman Ultra'ya çıkmadı yani. Bir de Japonlar yani... Artık böyle seriler çıkarmıyor ya. Bakugan'da son çıkan oyuncaklı seri zaten. Ejda'da büyüsün valla. Bitmiyor, bitmiyor. Okey, tek atıyormuş arkadaşlar, gördük gerçekten. Doç'a takken ekran kalırıyor ya. Bunlar da tamam. Lan bu ne? 100 kişi çıktı. Ölün lan. Yakın dövüş yok mu hocam? Okey, başardık. Ama her geçen gelde dediğim gibi bak, baş parmağımı birazcık daha yorgun hissediyorum yani. Büşkoski'yi sildim ya, o ikinci chapter'dan sonra bir daha dönmem yani oyuna. Valla abi, insanlar Bakugan yerine Pokemon'un 27. sezonunu izlemeyi tercih ettiler. Madem 3 PSP oynandı mı? Yani bir ya da 2 yıl önce yayında tüm PSP oyunlarını oynadık. PSP oyunları yayınları yapıyorduk. A'dan Z'ye. Yani elbet 5 dakika girmişizdir. Bunların hepsini teke teke yok etmeyeceğim değil mi arkadaşlar? Bunların hepsini. Değil mi? Değil mi? Şaka mı? Şaka değil mi? Cihan oyun. Lan ulti attım düzeldi, ulti attım düzeldi, sıkıntı yok. Bitmedim oğlum. Ya sen nerede kaldın lan? Okey. Ya bitmemişler. Oğlum çocuğu ne buluyorsun lan? Bittiniz mi? Okey. Benim Japon kardeşlerim. Ah benim Japon kardeşlerim. Oğlum bu niye ölmüyor lan? İlk önce şunu halledelim. Okey. Bu ne? Oç. Arkasında da yırtık çıktı. Hadi.
Hocam buna saldır. Hadi kardeşim. Vur, parçala, bir şey yap. Dumbo yok oğlum bunun. Ya benim ejderha nereye gidiyor? Yardım edin. Hocam. Heh. Tamam, hallettik bunu da. Ah, şimdi ikinci. Ayvayı yedik. 40 dakika diyorum, neden ejderha havada bir şey bulmak için kaleye gidip bir şey burada çözemedim. Onu biz de çözemedik hocam. Hızlı hocam. Tek tek atar mı bu? Atmaz mı? Tek tek abi dönelim. Ya bu niye patlamıyor? Tam olarak bilen var mı? Hadi. Buna saldırıyorum şimdi de. Pokemon Nintendo yapmıyor ki. Pokemon yayıncısı Nintendo oğlum. Ya bunu demekle ne örneği verilebilir? Aklım örnek gelmedi, anınızı sikiyim. Boss mu lan bu oğlum, bu nesi boss lan? Lan boss başı mı bu? Bitti. Ateci olmuş, cidden bunun için uğraştı. Okey, başardık. Bu da 5 dakika sürmüş. Ela boyu kaç saatte bilen var mı ya? Böyle bir 5 dakikada 5 dakika geçiyoruz, bu bence iyi de. Okey, bir başlayalım daha. Oğlum inme buyduk, ben iniyor sesle binmiştim, hala ejderhadayım. Hocam düzgün nişan almıyor ki. İniyor, nasıl iniyoruz? Gerçi inmeden belki böyle sallamak daha mantıklıdır. Her şeye tek attığı için. Değil mi? Tamam inmiyorum, vazgeçtim, böyle daha iyi. Oğlum biliyoruz lan bunu. Onun amı ejderha mı öldürdüler? Başladı bizim mesai arkadaşlar. Ejderha sevenler burada mı? Mutlu musunuz? Benim görevim ne şu an? Okey, direkt sarı noktalara gidelim. Direkt sarı noktalara gidelim. Hadi bakalım, başladı bizim mesai. Gelen gelsin. Öldü değil mi o? Ölmemiş. Aa.
Burada bir adam var herhalde. Okey. Nerede kalmıştık? Bizim bir işimiz vardı da. Oğlum şöyle bakınca çok da epik oyun ha, baksana. Hiç böyle 2-3 ölü gördünüz mü lan siz? Bunu yapabildiğiniz. Tamam hocam. Ha burada taklit yazan birisi var. Oh oh. Oh vur demiş. Oh. Açala. Hocam ultimate sana değil de şuraya atacağım. Ölüm köleler. Oğlum buna da XP geliyor mu lan bunu öldürünce? XP yazmıyor ama. Okey ne kaldı nerede? Yanlış şey tuşa bastım ananızı. Arkada iki tane kalmış. Ejderha geliyor. Bence PlayStation 2'de ejderhaya inme ve binme mekaniği gayet ilgi çekici. Ya oğlum Jion bunlar her oyuna seviyor bir adam. Ben bu chat'i tutamadım mı kardeşim? Ben burada hangi oyuna girersem gireyim. Görecek insanlar var. Ben hikku bir zaman o yun süper demirim ben seri seviyorum gokem oyna şimdiye dedim arkadaşlar bana somiyin o yürü dilerim. Aynısını EBK filmde de var. Hangi film açılırsa açılsın. Seven insanlar her zaman olacak oğlum. Türk bunlar. Ailelerinden sevgi almamış insanlar sadece etrafa nefes saçar. Normal yani. Bir tane nerede bıraktık biz ya? Bu sefer kendim manayak koşup öldüreceğim. Burada da değil mi beyler? Burada, aynen. Bu da 250'li kombodoymuşuz ha. Niye başladın kendimizden 250 kombo çektik? Okey. Bitti. Ejderham neredeydi benim arkadaşlar? Ne? Ejderham mı var? Olsun çocuğuyun. Evet nerede kalmıştık? Vallahi bence Ali Koç Fenerbahçe çok bozdu ya vallahi. Yani umarım Aziz Yıldırım tekrar seçimlerde kazanır da. İyi bir Fenerbahçe görüyoruz yani. Adam 6 yılda Fenerbahçe'ye çay takımı şampiyonluğunu gördü gerçekten. Çok yanlış tuş yine pardon. Biz uyardık bunu hocam. Ali Koç geldiğinde dedik ki bu adamın iyiliği tek bir şeye bağlı. Aykut Kocaman'ı gönderiyor mu göndermiyor mu? Ne yaptı adam? Ben vizyon abi vizyon. Vizyon Aykut Kocaman'da olmaz dedi. Yabancı hoca getirdi. Çocuğu beraber patlamaya başladı bu adam. Biz yazdık bunları. O dönem Aykut Kocaman'la devam edilip bir sene daha yapılanma sürecinde bir iki transferle Aykut Kocaman'a emanet edilseydi takım Fenerbahçe şampiyon da o sene mesela. Futbol programı yap. Abi sen ne futbol programı yapacağız bir adam? Benim ejderham öldü.
Hocam burada target var mı? Bunu öldürelim hemen. Okey. Sparkaltar gönderip Jesus getiriyor. Jesus gönderip Sparkaltar getiriyor. Yani onu ben de anlamadım adam. Sparkaltar 3 farklı kulvarda takım yönetemez deyip göndermişti. Şimdi 3 farklı kulvarda bu sezon Sparkaltar'a güvendi falan. Ben başkanken Ersun Yanal'ı bu takımın içinden geçemez diyen adam 2 ay sonra Ersun Yanal'ı getirdi takımın başına. Yani can tamlamada bence bitiririz bu garibi ya. Onu Aziz demişti. Ona ne Aziz dedi bir adam. Aziz de Ersun Yanal'ı sevmiyordu da Ali Koç da sevmiyordu. Ali Koç da istemez Ersun Yanal'ı. İnsanlar Ersun Yanal Ersun Yanal diye spam yapınca Aziz diyor Ali Koç. Ersun Yanal bu takıma giremez diye. Ersun Yanal Deccan'ı kimse sevmiyor. Abi Ersun Yanal derinden bir adam. Kimse sevmiyorsa güzel bir nedeni vardır bence. Yaz izlediğimiz zaman da bir sözü var. Ersun Yanal'ı kemenlerden topluyoruz diye. Tek partisi verdiği için antrenmana çıkmıyormuş diye falan. Aziz Yıldırım diyorsa doğru diyordur abi. Kadınları getirdim hocam. Genelde arkadaşlar Ersun Cural Alex ile hep aynı kümededir zaten, hiç şaşmaz. Alex seven adam hep Ersun 3 çıkıyor valla. Ali Koç. Oğlum Ali Koç başkan değil mi Ali Koç? İki tane taraftan sözü mü dinleyecek kardeşim? Alex seven adam Aykut'u da sevsin. Abi yani iki ayrıl işte. Aykut sevenler futbolu anlayan kişi, Alex sevenler Fenerbahçe'yi batıran kişiler. Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olmuyorsa bu Alex'ler sayesinde halen. Abi Aykut Alex'i yedi, Alex'i Aykut yedi abi falan diyen kişiler yani. Buradaki bitirdik değil mi? Bu anlas kim? Arkada iyi adam varmış. Aykut Kocaman sevilir mi? Fenerbahçe yarı finalde oynatan hocadan mı bahsediyoruz? UEFA Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe en büyük ikinci başarısı olan. Yoksa Fenerbahçe'nin bir sezonda en çok gol attıran teknik direktörü mü? O mu? Yani o adamı ben seviyorum. Güzel adam bence. Bak bak küçük canlı ayakta kalmış adam. Durmayın lan ejderha ama. Madat köy takımı. Ay Fenerbahçe her zaman böyle Young Boys'lu, Cacurt'lu falan filan böyle yadak direkt takıma elenir. Yani Zico döneminde de, Luis Aragonés döneminde de böyle yadak direkt takıma elendi Fenerbahçe. O Fener'in birazcık genetiğinde var. Okey kaç kişi kaldı? Arkada 3 kişi daha oğlum neden bunda spam oldu? Ejderha gel kardeşim dönüyoruz. İşimiz var. 2 Beşiktaş'tan böyle oldu. Ha Beşiktaş'tan başkandan yani Ahmet Nurçevi zaten Trabzonluydu. Trabzonlu bir adamdan hayır gelir mi? Ama başkanın seçiminde Serdar Adalı gelecekti. Serdar Adalı başkan olsaydı Beşiktaş bu sezon 3. bitirdi ve çok rahat galibiyet serisi yapardı ama yine ne yazık ki neydi lan Beşiktaş'ın başkanı Hasan Arat mı? O adamı seçtiler. O adam Ahmet Nurçevi 2 yani 5 para etmez. Yine yabancı hoca diye
Ronaldo'yu yedek bırakan hocayı takımın başına getirdi. O bir, ama en büyük şeyi, en büyük günah yine futbol direktörü olarak amına kodumun köylü Samet Ay babasını takımın başına getirdi. Tüm futbolu ona emanet etti. Takımda Messi olsa olacağı şanını oynatırım diyen adam Beşiktaş'tan sorumlu yani. Normal, daha da bastım Beşiktaş'a amına koyayım. Samet Ay baba Beşiktaşlı olduğu sürece Beşiktaş'tan bir bok olmaz. Ben nereye gideceğim şu an? Bak Akademi girişine. Evet, Santos Kovacic'e gelsin demiş Beşiktaş'tayken. Samet Ay baba karşı çıkmış Kovacic'e ne yapacağız diye. Yani teknik direktör istediği oyuncu gelemiyor. Samet Ay baba, amına kodumun köylüsü, gözü görmeyen Oğuz Beyli adı istemediği için teknik direktörün isteği yerine gelmiyor. Takımda böyle bir adam varken, takımda böyle bir başkan varken Beşiktaş'ın başı olma ihtimali var mı oğlum, manyak mısınız lan? Hocam bu kalenin girişini buldum. Sene yine Beşiktaş yani olacak ikinci haftadan. Abi Sergen Yalçın istifa ya da o istifa, takımın başına kim geçerse. Şu an FC24'te sağ kanatta Kovacic kartımızla kader yapıyor olabilirdik. Ultimate Team kasıyor olabilirdik ama Samet Alba yüzünden kasamıyoruz arkadaşlar. Çok büyük şeyi var yani, günah var Samet Alba babanın. Abi PSG başkanı abi, vizyon abi, PSG'den transfer yapacağız abi, neyin var gelecek? Aman akodumu salakları. Ne yazılmış burada? Vezist? Ne? Oğlum çekilin la. Ters mi bu? In hell. Shell. Shell. Ne yazıyor? Shell burn in hell mi o? Aynen burn galiba. Yo değil ki. Abi inhale okuyorum da bu kelime ne? Bu kelime ne? Yani West. Bu West mi abi? E nerede? T nerede? E burn de, burn de yazmıyor burada. Okunmuyor, vallahi okunmuyor ki. Aynen lurk yazıyor yani. Ejderha yok mu ya? Kılın da arkadaşlar. Biri benim baltamız vardı. Baltaya ne oldu lan bizim? Baltayı alamıyorum lan elime. お代償としては軽いものよ。安全な我がお主の声となろうぞ。白いは一人で行くか。では、お主が帰るのを待っておるぞ。エジゼラは何で、この主は一部でも、この主は。お主が死んだことはすぐわかる。我が命もそこで尽きるゆえ。 Ay, tıpkı ana gibi hissettim ya valla. Seslendirme berbat mı? Abi orijinal Japoncu dublaj indirdim. Normalde İngilizce dublajı da var. Ama oyun Japonya neydi? Japonca indirdim. Bir zahmet berbat olmasın. Ah, hadi bakalım. お急ぎを。
Bak L3 de cam bağlarını kapatabiliyoruz. Nasıl? Birçok oyunda olması gereken bir özellik bence bu. Halen Far Cry'de falan cam bağlarını kapatamıyorduk yani bazı oyunlarda. Baksana ne... Çok güzel bir tuş. Kesmem gereken önemli bir yaratık var mı? Herkesi kesmem mi gerekiyor burada? Video her görev için 1 saat vermiş. 1 saatte yapamazsak oyun bitiyor mu? Niye 1 saat? Şu görev nasıl 1 saatte yapılmaz? Buradaki üst kata mı koşayım? Vallahi direkt koşuyorum o zaman hiç uğraşmamak yerine. Burası üst kat... Tamam üst kat buradaymış gördüm. Of güzel kill aldık hemen orada. Oyunun XP kastıyor lan. Ben kaydedeyim mi oyunu? Hiç kaydetmedik şu ana kadar. Ölsek en baştan başlayacağız, haberimiz yok. Çok kötü olurdu gerçekten. Allah'tan ölmeden geldik buraya kadar. Neyse balta devam ya. Ama şey yapabiliriz. Daha mantıklı bence. Değil mi? Hız kazanırız bence yani. Lan müzik gerçekten can sıkıcı olabilir, hakkı hızda bulunsun. Ona göre 4x değil 2x lan bu, 4x oyun oynanmaz. Oğlum müzik böyle daha güzel lan. Oğlum nereye gideceğiz ya? Yine yolu bulamadım. Bittik biz, bittik. Böyle bir bakalım. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Burası farklı yol mu? Lan adamı da vurduğu için haritadan başka yere geldim. Bak okay, direkt target var, direkt target'a koşuyorum. Yuh yuh.
Veya ölmeyiz değil mi la? Allah ben İstanbul Kıyamet Vakti ilk defa oynayacağım. 2024'te oynadığım emin değilim ama. Bakacağız bakalım. Günümüzde serverları açık, evet, halen aktif olarak oynanabilir İstanbul Kıyamet Vakti. Kim oynayı bilmiyorum ama. Oğlum bir canımız kaldı lan, ölüyoruz lan. Ya ölüyorsa yardım edin la. Ölmedik, gol. Okey, level 4. Okey, balta ile meleki yaptık. Damage 7'den 15'e çıkmış. Bomba 5'ten 8'e. Güzel, 2 level de olmuş bu da. Gados, kill. Oğlum Tekken 7 hıvarak değil mi lan bizim karakter? Kastinde saçımız kızıl. Oyun içerisine girelim siyah saçlıyız. Niye böyle? Okey, bir ara sahne daha. Arkadaş o biz değilmişiz lan, tamam okey. Oğlum bizim karakter niye konuşmuyor? Onu nasıl sakayım? Ağzını açıyor cevap vermiyor oğlum, bu ne? Ha tamam tamam. Açıklama yaptılar, tamam. Mühürlenmiş çünkü dilimiz, o yüzden konuşamıyormuşuz. Tamam, bu her şeyi açıklar. Okey, bir bölümde oynayalım bakalım. それでは祝杯を。いつもの歌だが。 Okay, o sesi modlayacak var mı beyler? Okay, chapter 2'ye mi geçtik? Resort destination diyor da başka bir yolum yok ki zaten bu yol dışında. Nereye gideceğim oğlum başka? Burası iki yer değil mi? Yani. Okey. Ne yazılmış? Kimo dışarıdaki güzelce adamı kesmek, ejderhayı binmek bunun içinde. Map Avrupa haritasını ters çevirmiş hali. Okey. Jiron underbar underbar 100 atomis bianc BU map abulap haritashi nintes selmis hari.
Merhaba abim. どうかしたのか。エルフの里が襲われ、おそらく全滅だな。声を感じるのだ我らは。まさか契約者の力だか何だか知らないが、この目で見ないことを信じられるか。出発だ出発、エルフの里へ向かうぞ。フリアエ、平気です、すみません。平気なものか。 Yine Mejder Vasakalsı. Dragon Kat Buff'ı bilgisi aslında kavuta eklenebilir. Belki hocam yayınlarda gördüğünüz her şey bir gün kalıpta soru olarak karşınıza gelebilir. Ve çok büyük ödüller kazanabilirsiniz. Belki de bir bölüm daha girmemeliydik arkadaşlar, ne dersiniz? Yok hocam, tüm oyun... Şu tüm oyun 2x oynanacak, bu kesin abi. Drakengard 1x oynanacak bir oyun değil. Bu kesin. Tüm oyun bu hızda. Ve bu sekans en az 15 dakika sürecek anını. Neyse bu kadar yeter. Bu kadar yeter yayında. Hiç birazcık daha kare spamlayacak şeyim yok vallahi. Neyse arkadaşlar o zaman. Böyle oyunlar görünce eskiden oynayan kişileri izliyorum. Oğlum sen bu oyunu 2003'te oynasan o tüplü televizyonunda ejderhaya binme animasyonu görüp üçgene basıp etrafındaki herkes hareketi animasyonu görsen boşalırdın lan televizyonun önünde. Hiç üzülme yani. Üzül ama şu an kendini üzül. Öyle diyeyim ya da cümleyi düzelteyim yani. Neyse arkadaşlar ben kaçıyordum. Kısa düşünce alabilir miyim? Ya beklediğim gibi ben zaten kanser bir şey çıkmasını bekliyordum yani o kadar bilgimiz vardı. Öyle de oldu. Çok fazla kare şey spamlamamız gerekiyor. Hani oyunun hikayesini bitirmek lazım. Hikayeyi bitirince değiyor mu değmiyor mu diye bir şey söyleyebilirim açıkçası. Bu neymiş? Ha aynen, bugün yeni Rogue Ally, Rogue Ally şeyi tanıtacaktı. Rogue Ally 2 değil de işte Rogue Ally'in daha geniş geliştirilmiş versiyonu diye tanıtılmış. Nintendo Switch 2 gibi bu arada. Yani işte daha fazla performans, daha fazla batarya. Yani Vogali'nin daha iyi hali. Ve daha pahalı hali. Halen orijinal Vogali'yi de satacaklarmış ama bir üst modeli de çıkacakmış. Evet yani insanlar OLED bekler. El konsolunda OLED önemli bir şey. El konsolları dışarıda da kullanıldığı için güneş ışısından korunması adına ama OLED yine gelmemiş. Yani pek de güzel, ben daha iyi bir şey bekliyordum açıkçası yani yeni versiyonda. Yüzeyindeyken başka önemli bir şey oldu mu? Olmadı mı? Humble Book Bundle, Doctor Who Mega Bundle. Buna bir random PNG resim verici de insanlar $25 mı veriyor? Hepsinin anısını sikeyim ya.
Başka hiçbir şey olmamış gibi. Hayret. Normalde çok şey olurdu biz yayında oynarken. Ufanla bir bandaj çok mu? Geçen yayın yapmış. Geçen yayın yaptık. Vallahi hocam bir iki ay daha yapmayız. Çok yüksek bir seviyede 3000-4000 bit gelmediği sürece. Biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar ben kaçıyorum. Bugün kaç bit gelmiş mesela? Civan bayağı bit attı bugün de. 1500. 1500 bit atmış Civan. Hadi 1000'i bugün gelse. Yok hocam valla o kadar şeye çalışmıyoruz biz. Boss, hayır boss bir şeyinde bile yok. Hayır sonra Görkem para istiyor gibi şeyi algıya örtüyorsunuz. Hayır bu algılara gelmeyin. Hayır. Neyse ben kaçıyorum o zaman arkadaşlar. 2003 oyununu bitirdik böylece. Yavaştan 2004 oyunlarına başlayacağız. Revizyon mu var lan? Canlı da. Yakında başlarız 2004 oyunlarına. Film kanalı kalmadı bu. Abi film kanalı ünlen film sevgili arkadaşlar diyordum da benim Twitch. Heh, merhabalar. Aynen ünlen film yazınca sitemiz çıkıyor arkadaşlar. Filmleri siteden izliyoruz artık. Cuma, cumartesi, pazar. İşte siteyi ne bileyim yukarıda Google.com'un yukarıda üst sekmesine falan eklerseniz cuma, cumartesi, pazar akşamı da açılıyor. Oradan sansürsüz bir biçimde ki geçen hafta Hentai izledik biliyorsunuz. Artık filmleri sansürsüz bir şekilde siteden izliyoruz sevgili arkadaşlar. Cuma, cumartesi, pazar. Bekleriz hepinizi. Neyse ben kaçıyorum o zaman. Kaçarken de neyi bakayım size? Siteden bildim. Siteden bildiğini mi anlamıyorsun? Cuma, cumartesi, pazar. Gece akşam bırakacaksın. Zaten akşamı da açıyoruz yani arada bir bak. Senin ekran formatını düzeltme emri verdik umarım düzeltilmiştir. Onu tekrar bir sorayım ben. Evet sizleri de God of War'a bırakayım arkadaşlar. Ne dersiniz? Benim Twitch niye bu kadar yavaş ya bugün yine? Bir gariplik var da yani. Hentai'ye kaçırdım hayat bitti. Oğlum pornoya da kaçırdım. Pornodan bahsetmedim bile. En daha üzüleceğim çok şey var. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abi son demek istediğiniz bir şey. Yok mu?